Herkese selam, mutlu pazarlar. Pazar günleri elden geldiğince hem yatırım hem psikolojiyle ilgili videolar hazırlayacağımı söylemiştim. Elden geldiğince bunu yapmaya çalışacağım. Eğer gündemde başka bir konu yoksa, bugün de anlatacağım konu e, şiddet üzerine. Yatırım olayında e, erkekler daha agresif yatırım yaparken e, kadınlar bu kadar agresif yatırım yapmıyor. Örneğin altın yatırımını daha çok kadınların yaptığını görüyoruz. Ya da eğer borsada yatırım yapıyorsa, genelde BIST 30 hisselerine yönelirken erkekler daha spesifik, işte BIST 100 dışı hisselere, daha oynak olan yatırım araçlarına yönelebiliyorlar. Tıpkı bunun gibi normal hayatta da, gündelik hayatta da erkekler daha kavgacı, şiddete daha çok meilli. Bugün bu videoyu kafamda şöyle bir toparlayayım derken Son zamanlarda ülkemizde yaşanan şiddet olaylarıyla de bağlantı kurmak istiyorum. Şu an bulunduğumuz e, coğrafyada bir savaş var. Ve bu savaşın ülkemize de e, sıçraması konuşuluyor. İhtimaller dahilinde olabilir. Yukarıımızda Ukrayna Rusya Savaşı devam ediyor. Şimdi kendimizi atıyorum Ukraynalıların yerine koyalım. Aslında yerine koymamıza gerek yok da çünkü biz de aslında ülkemizde de bir savaş var. Yani sonuçta biz de yıllarca, 40 yıldır teröre karşı mücadele ediyoruz. Terör örgütlerine karşı. Bir gece ülkemize bir saldırı oldu. Atıyorum Ukrayna gibi. Peki kimler savaşacak? Savaşanların ekseriyeti erkekler. Yani cephedeki savaştan bahsediyorum. Göğüs göğüse. Korakor savaştan bahsediyorum. Yoksa Elbette kadın askerlerimiz var, kadın polislerimiz de var ama cephe savaşında yani göğüs göğüsü olan mücadelede savaşan askerlerin %99'u erkek. Erkeklerde dolayısıyla şiddet duygusunun olması bir zorunluluk. Yani erkeklerin doğal olarak şiddete meyilli olmaları gerekiyor. Erkekler şiddete meyilli olmazlarsa ve savaşamazlarsa ülkemizi kim koruyacak? Ukrayna'yı kim koruyacak? Lübnan'ı kim koruyacak? Gazze'yi kim koruyacak? Türkiye'yi kim koruyacak? Dolayısıyla bundan dolayı yapılması gereken erkeklere özgü bir e, ne diyeyim? Özellik deyim özellikleyim bu şiddetin şiddete meyilli olma duygusunun e, tamamen e, izale edilmesi değil başka bir tarafa aktarılması. Size ilginç e, bir şey söyleyeyim. Kadınlar şiddete meyilli erkeklerden daha çok hoşlanır. Ve bunu bilinçsiz olarak yaparlar. Farkında değiller. Neden bunu yapıyorlar? Çünkü e, şiddete meyilli olan erkeğin kendisini daha iyi koruyacağını düşünüyor. On binlerce yıllık bir birikimin ürünü bu. Şiddete meyilli olan erkeği tercih ediyor. Ama o erkek kendisine şiddet uyguladığında... Ondan şikayetçi oluyor. Ve haklı çünkü kadının o erkeği seçme amacı erkeğin kendisini ve çocuğunu koruması içindi. Bu yüzden erke, kadın şiddete meyilli olan erkeği tercih ediyor. Yani bunu şöyle de düşünebilirsiniz. İşte ünlü birisi olduğunuzu düşünelim. Bir siyasetçi ve sizi koruyan bir de güvenlik görevlisi var. İşte güvenlik görevlisine bakarsınız böyle... Sizi koruyacak, koruyabilecek nitelikte birisini seçersiniz. Günün birinde bu güvenlik görevlisi sizi dövüyor, tutuyor ve sizi dövüyor. Yani sanki böyle bir duruma dönüşüyor bu da. Tabi bu kesinlikle yanlış bir durum. Onu anlatacağım. Lütfen video sonuna kadar izleyiniz. Hemen peşin yorumlar yapmayınız. Bu e, videomu da yorumlara açık bırakacağım. Genelde psikoloji videolarını pek yorumlara açık bırakmamayı düşünüyordum ama şimdiye dek hepsini yorumlara açık bıraktım. Bakınız, binlerce yıldır erkekler savaşıyorlar ve erkek hayatının toplumda çok fazla bir önemi yok. Özellikle genç erkekler, 18-22 yaş aralığı erkekler pek bir değerleri yok açık konuşmak gerekirse. 40 yıldır binlerce askerimizi şehit verdik. Dünyada da böyle, Ukrayna'da da böyle, Lübnan'da da böyle. Gazze'de de böyle. Erkek hayatı genelde toplum nezdinde değersiz olarak kabul ediliyor. Özellikle de genç erkekler daha bir değersizdir. Kadınlar ve çocuklar korunurken genç erkekler savaşa gider. Dünyadaki bütün toplumlarda böyle. Ha istisnaları yok mu? Elbette var. Amazonlar denilen ve sadece kadın savaşçılardan oluşan bir topluluk varmış geçmişte. Hatta onların ataları da bizim Samsun şehrinde yaşamışlar. İsteyenler Samsun'a gidip ziyaret edebilir. Samsun ilk adım ilçesinde Amazon köyü var. Ve bu ben biraz araştırdım. Gerçekten böyle bir kavim yaşamış. Amazonlar gerçekten yaşamış. Bunlar istisna ama genel anlamda savaşta ölenler erkekler. Ve erkeklerin de savaşabilmeleri için şiddete meyilli olmaları gerekiyor. Hani şunu diyemiyoruz ki ya dünyada artık şiddet bitti, savaş bitti, cinayetler bitti. Artık e, kimse kimseyi öldürmeyecek, hiçbir şiddet olayı yaşanmayacak. Ha, bunu diyebildiğimiz anda belki artık e, erkek korumasına da ihtiyacımız kalmayacak. Ama bunu diyemiyoruz ve hiçbir zaman da diyemeyeceğiz. Cinayetler, savaşlar kıyamete kadar devam edecek. Bazen orada, bazen öbür yerde. Dolayısıyla güvenliği kim sağlayacak? erkekler güvenliği sağlayacak. Yani siz bir erkeğin bünyesinden şiddeti söküp aldığınızda o da hiç kimseyi savunamayacak bir duruma gelecek. Bunun çözümü zaten o değil. Bunun çözümü erkeklerin içindeki doğal şiddet duygusunu başka alanlara aktarabilmekte yatıyor. İşin çözümü bu aslında. Yoksa sen erkeğin doğal, içten gelen savaşma duygusunu alırsan erkek kısa devre yapar. Şu an Gazze'de, Lübnan'da, Ukrayna'da en sıcak bölgeler bölgelerden örnek veriyorum. Bizim coğrafyamıza en yakın yerlerden örnek veriyorum. Şiddet uygulayan erkeklere ihtiyaç var. Şu an bu ülkelerde iyi savaşan, düşmanı öldüren yani şiddet uygulayan erkekler yüceltiliyorlar, kahramanlaştırılıyorlar. Ama aynı erkek barış zamanında şiddet yaparsa o zaman cezalandırılır. Bakın savaş anında yüceltilen erkek barış zamanında aynı işi yaparsa cezalandırılıyor. İşte bir erkeğin bu dengeyi çok iyi kurması gerekiyor. Ülkemizde biliyorsunuz askerlik artık 6 aya düşürüldü. İşte bedelli askerlik çıktı falan filan. Beni izleyen henüz askerlik yapmamış erkek takipçilerim için bunu söylüyorum. Askerliğinizi adam gibi yapın derim. Bedelli askerlik yapmayın çünkü erkek hayatında önemli bir yere sahip. Bazı e, bizim yeteneklerimiz, kapasitemiz, becerilerimiz tam orada oturuyor. Yani orası bizi böyle bir törpülüyor diyeyim. E, şiddeti kontrol etmeyi öğreniyorsunuz. Ben de normal askerlik yaptım ama ordu evinde garson olarak yaptım. Kışla da yapmayı çok isterdim fakat devletimiz böyle uygun görmüş. E, biz de seve seve askerliğimizi yaptık e, ordu evinde. Ama ordu evinde mesela atış yarışması yapılmıştı. Ben birinci oldum birkaç arkadaşım daha. Tabii çok şeyler de öğrendik yani orada. O zaman kor generalimiz vardı. Demiş adamlar demiş askerlik mi yapsın? Garsonluk mu? Nasıl olur ki işte koskoca Elazığ şehrinde bu adamlar birinci oldu. Öbür hiçbir diğer askerler birinci olamadı. Halbuki bunların asıl işi garsonluk. Bunlara demiş bir güzellik yapın. <laughs> Tabii bize böyle bazı ikramlarda bulunulmuştu. Bir de şey e, yapıldı. Ordu evinin içine bizim için dinlenme alanı. Tabii ben onu göremedim. Ben terhis oldum. Temeli atılmıştı ama şimdi e, orada bulunan askerler inşallah bize bir hayır dua ederler. <laughs> e, umarım bizi hayırla yad ediyorlardır. E, diyeceğim o ki e, ateş kötüdür diyemeyiz. Ateşi doğru kullanmazsan ateş kötüdür. Ya Yangın çıkartabilirsin. İşte yağmur kötüdür diyemezsin. Yağmur aslında nimettir ama bazen aşırı yağmur olunca sel oluyor. Fakat sel olması bundan dolayı yağmur kötü diye diyemezsin. Yani önlemini sen alacaksın. Erkeğin de bu bağlamda kendini çok iyi yetiştirmesi gerekiyor. Hem entelektüel anlamda kendini yetiştirmesi lazım. Yani kitap okuyacaksın, yabancı dil öğreneceksin. Yani bir şekilde o zihnini e, belirli bir seviyeye getireceksin. Zihinsel anlamda kendini yetiştireceksin ama sadece bu yetmez değerli dostlarım. Savaşmayı da öğreneceksin, dövüşmeyi de öğreneceksin. Bakın bugün yasal olarak atış poligonları var, yasal olarak gidip orada atış yapabilirsiniz. Ha, hayatınızda belki hiç silah kullanmak zorunda kalmayacaksınız. İnşallah hiç silah da kullanmazsınız ama ya bunu bir erkeğin öğrenmesi gerekiyor. Bir erkek bugün silah kullanmayı öğrenecek, ateşli silah kullanmayı da öğrenecek, ateşsiz silah kullanmayı da öğrenecek, çıplak dövüşmeyi de öğrenecek karate, judo, tekvando vesaire ne varsa. Ben işte bu e, psikoloji ağırlıklı videolarımı yaptığımda bazı bayan takipçilerimden eleştiriler de geliyordu ama onlara da şunu söylemek istiyorum. İşte geçen ben haber izlemem de öyle sosyal medyada gözüme çarptı. Bir kadına fiziki ya da cinsel taciz uygulandığında o kadını da başka bir erkek kurtarıyor fark ettiyseniz. Yani hiçbir kadın gidip o erkeği başka kadınların elinden alıp kurtarmaya çalışmıyor. Hatta etraftaki kadınlar da erkek yok mu diye bağırıyorlar. Kadın kadına şiddet uyguluyor, diğer kadın kurtarmıyor. Erkek yok mu diye bağırıyor. Dolayısıyla e, ideal erkek kimdir? Bakın ideal erkek hem şiddete meyilli olan ama duygusal kontrolü çok güçlü, asla kendinden daha zayıf birine şiddet uygulamayan. Yani kadın kendisini aldatsa bile değil mi? Görüyor. Kadını başka bir adamla yakalıyor. Hala bir şey yapmıyor. Eyvallah diyor. Ee, başımıza bu geldi. Ne yapalım? Ayrılıyorsun kadınla. Ha, gerçek e, doğru erkek bu. ideal erkek bu. Yani ne tip bir durumda kalırsa kalsın kendisinden daha güçsüz ve zayıf birisine şiddet uygulamaması gerekiyor. ya yani boşanmak mı istiyor? Boşan kardeşim. Tamam bitti. Yani bizim e, duygusal olarak duygusal kontrolü güçlü erkeklere ihtiyacımız var. Zaten kadınlar da bunu istiyor. Yani kadın ne istiyor? Kendini ve çocuğunu en iyi koruyacak erkeği seçmek istiyor. Doğru erkek de en zor şartlarda akıl ve mantıkla hareket eden erkektir. Duygusal hareket eden erkek topluma zarar verir, ama duygusal hareket eden kadın topluma zarar vermez. Çok büyük bir farktır bu kadın erkek arasındaki. Erkekler his ve duygu ile hareket ederse ülkeyi batırır. Ama kadınlar için aynısı geçerli değil. Kadınlarda durum çok daha farklı. Siz bunu artık <laughs> finansal işlerde de biraz bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Aradaki ben bağlantıyı kurardım da video çok uzayacak. Anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine saygı çerçevesinde mutlaka Yorumlara eleştirilerinizi yazınız. Hepsine cevap vermeye çalışacağım. Tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın değerli dostlarım.